Şimdi insanın yaratılış sürecinde hayatı konuştuk, mevti hayatı. Öncesinde uzun bir zaman evren yaratılmışken, sonrasında insanın son diliminde neredeyse hayata getirildiğini konuşuyoruz. Allah Azze ve Celle meleklere inni halikun beşeran min tîn. Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım. La mehale. Arapçada bu kesinlikle yaratacağım demek. Çünkü ismi fail yapmış. Hani ne dersiniz, sizin fikriniz nedir, eğer karşı çıkıyorsanız yapmayayım tarzı bir diyalog değil bu. İnni halikun beşeran min tîn. Ben çamurdan bir insan yaratıyorum. İlk yaratılışımız bu. Ve Cenab-ı Hak aynı bağlam içerisinde Hazreti Adem'in yaratılışını, yani meleklerin o sen اَتَّجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا, orada fesat çıkaracak. وَيَسْفِكُ دِمَا, kan dökecek varlık mı yaratıyorsun? Önceki derste yine iradesi dolayısıyla bunu bildiklerini konuştuk. Yani robot örneğini hatırlayın. Robot yarattık dediler diyelim bilim dünyası ve dediler ki irade sahibini ilk defa yaptık. Biz böyle bir irkildik, yani irade sahibi what, yani irade ne demek? Yani mesela sana çay getiriyor değil mi? Evet. O esnada canı isterse çay kafana vurabilir. İradesi var, bunu da yapabilir. Ben o robottan almayayım kalsın diyeceğiniz. Bu irade canı istediği, hele bir de arzuları varsa, parazit duyguları varsa, gıcık kapmak, hoşlanmamak, ne bileyim, iradesinin bunların da tesirinde insan böyle bir varlık. Bunu yaratılışı itibariyle Cenab-ı Hakk'ın verdiği anlamdan halife dedi ya Cenab-ı Hak, kendi iradesiyle kendisine irade bırakılmış. Halef selef olunca ne yapıyoruz? İrade alanı bırakıyoruz kendisine. O tasarrufta bulunuyor. Cenab-ı Hak dünyada sınırlı, sorumlu bir alanda insana irade alanı açtı. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize dilememizi, dileyebilmemizi dilediği bir alan. Biliyorum iki kelimeyi üst üste kullandım ama ayette de öyle. Dileyebilmemizi diledi Cenab-ı Hak. Yani kulum bunlardan hangisini dilerse dileyebilsin. İsterse hidayet yolunu dileyebilsin, isterse dalalet yolunu dileyebilsin. Dileyebilmemizi diledi Cenab-ı Hak. Geçen bir karikatür gördüm. İki tane uçak korsanı kaçırmışlar uçağı. Yolculara diyorlar ki, ya kusura bakmayın, biz önceki uçağımızı kaçırdığımız için sizin uçağı kaçırdık. Yani ne diyorlar bunlar? Önceki tarifeli uçakları varmış, gideceği yolu kaçırınca illa gitmek lazım. O zaman bir uçak kaçırıp silahla gidelim gitmek istediğimiz yere diye. Cenab-ı Hakk'ın dileyebilmemizi dilemiş olması bize açtığı bir dileme alanı. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Dolayısıyla bizi istediğimiz biçimde dileyebilme fırsatına kavuşturdu, dileyebilmemizi sağlaması. Bu yaşamın içerisindeki hayatta gerçekleştirdiğimiz, iradelerimizle yapabildiğimiz bu süreç, Allah Azze ve Celle'nin baştan konuştuğumuz mevt'ten sonra hayat ve Adem'in aleyhisselamın yaratılmasıyla başladı. Melekler itiraz ettiler. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i karşılarına çıkardı. Onlara söylediği şey şu: اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediklerinizi ben biliyorum. Çıkardığında Hazreti Adem'in ilim ile bilgisini izhar edince, bu kısımları konuştuğumuz için hızlı geçiyorum. Melekler dediler ki, biz şu kadarını biliyorduk, bu kısmını bilmiyorduk. Adem bambaşka bir varlıkmış. İlim yapabilen, öğrenebilen, kendisini ıslah edebilen, düzelebilen, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk sahibi olabilecek, evet taşkınlık yapabilme fırsatı var ama her defasında ibret çıkarabilecek, tecrübesinden sonuca gidebilecek, etrafını tanımlayabilecek, anlayabilecek apayrı bir varlık, ilim temin edebiliyor. Bu Adem'in özelliği ve ömrünün sonuna kadar da ilim yapabilme imkanı devam eder. Sonuna erzelil umra geldiği zaman Cenab-ı Hak diyor ki, artık ilim yapamaz bir hale. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Artık o döneminden sonra ilim yapamaz. Hani biz oturamıyor, kalkamıyor, artık tuvaletine gidemiyor dediğimizi Cenab-ı Hak onlar üzerinden değil de bir insanın artık işe yaramadığı zamanı artık ilim yapamaz diyor. Bu nefes aldığımız,
sürece en iyi yapabileceğimiz insani meziyetin ilim yapmak, bilgi temin etmek olduğunu gösteren bir şey. Allah Hazreti Adem'i yarattı. Bir varlık, Cenab-ı Hak ve Adem. Sonra وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Allah bu ilk candan Hazreti Adem'i adıyla bize haber verdi yaratılışından sonra eşini yarattı ona. Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّا اِتَّقُوا رَبَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizi tek bir candan yaratan وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ve ondan eşini var eden, başka bir ayette وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ondan eşini yaratan Allah Azze ve Celle. Sonra bu ikili üzerinden erkek sağlandı Adem Aleyhisselam. Eşi ondan yaratıldı ki genetik olarak Adem'in, Havva'nın Adem'den yaratılması uygundur. Yani Adem'de Havva'dan daha fazlası vardır kodlama itibariyle. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Bu ikili yaratıldıktan sonra وَبَثَّ مِنْهُمَا Bu ikisi üzerinden. وَبَثَّ Bu ikisi üzerinden رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Çok erkekler ve kadınlar yaydı, saçtı Allah Azze ve Celle. Şu anda topraktan yaratılış ve akabinde gelen bu iki çiftin oluşmasıyla sonrasında gelen üreme fonksiyonu üzerinden devam eden bir yaratılış. Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu çok yerde tekrar eder. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ Önce topraktan, ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ Sonra sizi nutfeden yarattı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ İnsanı çamurdan yarattık, sonra onu mekin bir yerde nutfeden. Allah Azze ve Celle önce toprak, başlangıçtaki yaratılışımız, Hazreti Adem'in yaratılışı, sonrasındaki sistematik akış, üreme üzerinden, nutfeden devam eden cenin halindeki yaratılışı. Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu çok yerde zikreder. Dolayısıyla huvellezî halakakum min nefsin vahidetin. Tek bir candan sizi yaratan O. Ve ceale minhâ zavcehâ ve halaka minhâ zavcehâ. Eşini de O'na yarattı. Niçin? Liyeskuna ileyhâ. O'na sükûn etsin diye. Yani O'nda huzur bulsun. O'nda sakinleşsin diye. Bu karşılıklı eşler arasındaki وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Aranıza meveddeti koyan, rahmeti koyan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla bahsedilen ilk kişi ve onun yaratılan eşi ve ondan çoğalan insanlıktan söz ediyoruz. Bu böyle birilerinin tarif ettiği gibi bir öz böyle. Ondan sonra ona yani bir hücre gibi, ona ikinci bir mitozla gelen ikinci hücre. Bu ikinci hücreden birden bir erkekler ve kadınlar çıkıyor bu ayetin içerisindeki ifade değil. Nefs böyle bir şey değil zaten. Yani خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا Sizi tek bir nefsten yaratan ve ondan eşini وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا Ve bu ikisinden çokça erkekler ve kadınlar yayan Allah Azze ve Celle. Şimdi aynı kalıptaki bir başka ayette Cenab-ı Hak bu yarattığı ilk nefse eşini yarattığını söylüyor. Niçin? لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا Ona onda sükun bulsun diye. Sükun nasıl bulacak? فَلَمَّا تَغَشَّاهَا Onu sarıp sarmalayınca حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا Hafif bir yük yüklendi. Dolayısıyla ilk kişi, eşi ve onların bu münasebeti gayet açık. Bu öyle hayal gördüğünüz gibi bir mitoz, hücresel bir faaliyet değil. حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا فَمَرَّتْ بِه۪ Sonra devam etti. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ Ağırlaşınca, şimdi o ilk iki hücre dua ediyorlar. لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا Eğer bize salih bir evlat verirsen, herhalde o da yeni bir hücre. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Biz şükredenlerden olacağız. Gelinen bu ucube yorumların altında, işte bilim tarafına bakıp orada bir şeyler görünce ve onları bir de sahici sanınca, ben buna nasıl bir şeyleri yakıştırabilirim? Yakıştırırsam o zaman bir ilahiyatçı kimliğime yanı sıra bir bilimsel boyut da kazandırmış olabilirim gibi bir herhalde beklenti var. Halbuki bunu aşmak için her yerde her zaman söylüyorum bizim eskiden olduğu gibi yani Hicri
8. asır, miladi 8, 9, 10, 11. 12. asırlarda olduğu gibi ilimleri Allah Azze ve Celle'nin varlığı ve vahiy üzerine ortak kurmamız lazım. Yani Cenab-ı Hak burada konuşuyorsa bu ayetlerde هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ diyorsa insandan önce insanın adının bile olmadığı, anılmadığı bir dehr var arkadaş diye geçip bunu yoklayacak bir bilim anlayışı düşünün. Tabii bu ayeti de dokunuyorlar. Nasıl? Allah anılır bir varlık değildi diyor. Oraya hemen yanına bir anılmaya değer. Tabii bu minik bir dokunuş ama sonuçları itibariyle korkunç farklılıklara yol açıyor. Rahmetli Erbakan Hoca derdi ki buradan eğer ışığı dünyadan çıkardığınız ışını ufak bir açı verirseniz yanlışlıkla Ay'a gideceğine Mars'a gider. Yani hiç apayrı bir yere gider. Şimdi ufak tefek bu tür dokunuşlar ile sonuç bambaşkalaşıyor. Anılmaya değer bir varlık değildi diyerek ne yapmaya çalışıyor? Aslında vardı. Ondan sonra yok değildi yani. Halbuki Cenab-ı Hak evvelayet başka bir ayette, benzer ayette evvela yezkuru insanu enna halaknahu min qablu ve lem yeku şey'a. O hiçbir şey değildi diyor. Bu ayette de lem yekun şey'en mezkura diyor. Anılır bir şey değildi. Bunu konuşmazlardı, kimse bilmezdi. Hani biz bazen diyoruz. Yani böyle bir şey hiç konuşmadık bile. Aramızda böyle bir şey hiç konuşulmadı. Yani mevzusu bile yoktu demek. Yoksa anılmaya değerden aslında vardı ama değersiz bir varlık diye döndürülen bir şey. Bu minik dokunuşlar bana bir fıkrayı hatırlatıyor. Bu şeytan kendi küçük şeytanlarına bir şeyler öğretiyormuş. Onlar tabii çabalıyorlar çabalıyorlar. Demiş ki öyle olmaz. İsabetli, yerinde ve uygun bir müdahaleniz olacak ve sonucu değiştirecek. Mesela şimdi beni izleyin demiş. Şimdi böyle bir yol var, iki tarla var. Bu tarafta tarlada beyler çalışıyor, bu tarafta tarlada hanımlar çalışıyor. Bu hanımların beyleri de köydeler. Bu beylerin çalıştığı tarlanın bir hayvanları var, bağlamışlar ağaca veya bir yere. Şeytan gidip sadece düğümü hafiften gevşetiyor. Hafiften gevşetiyor. Sonra diyor gelin oturun bundan sonrası. Şimdi hayvan her defasında karşı tarladakilerin şeylerine uzanırken o düğüm devam çözülüyor ve geçiyor karşı tarafa tarlaya. Kadınların çalıştığı tarlaya. Kadınlar diyorlar ki siz bu hayvanınıza niye sahip çıkmıyorsunuz? Niye bizim bu tarafa geliyor? O beyler geliyorlar. Ne bizim istediğimiz dışında oldu. Niye bağırıyorsunuz? Karşılıklı bir böyle söz dalaşı. Çocuk arada hemen kadınların çocuğu şehre geliyor diyor. Karşı taraftaki tarladaki amcalar annelerinize işte bağırıyorlar falan. Buna da silahları kapıp geliyorlar. Geldikleri zaman tabii uzaktan o kargaşayı görünce o siz bizim hanımlara nasıl bağırırsınız? Adam değil misiniz diye insan kadına bağırır mı? Birilerini neticede katlediyorlar. Şimdi sonra şeytan diyor ki bak gördünüz mü? Bir de bana suç buluyorlar. Ben ne yaptım ki? Ben hiçbir şey yapmadım. Yani ben ne adam öldürdüm ne bir şey yaptım. Şimdi kalkıp خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا Allah Azze ve Celle'nin başka her ayette gördüğün yerde kişi diye okumayı bildiğin ayete sırf bir yere yakıştırabilmek, benzetebilmek için işte herhalde o sizin dediğiniz Darwin'in söylediği ilk organizma olsa gerek diye teşbih yaparak halbuki Darwin kalksa diyecek ki ya arkadaş siz mevzuyu anlamamışsınız bir defa. Bu olayın esprisi başkaydı. Biz zaten Tanrı yok diyebilmek için bu felsefeyi, bu düşünceyi icat ettik. Buradaki tedricilikteki maksat işi Tanrı'ya bırakmadan kolayından işte burası biraz gelişti, biraz hayvan ağaçtakine erişebilmek için zorladı, boyunu gelişti. Böyle uydur kaydır, benzete benzete ki ispatlamış değiliz. Böyle bir şeyin ilmi bir altyapısı da yok. Kaldı ki ilk çıktığı zamanlardan bugüne esamesi kalmadı, sahipleneni yok. Şimdi bu eskimiş demode ideolojiyi sizler üstelik Kur'an gibi Cenab-ı Hakk'ın sözüyle tekrar kılıflandırarak, ilişkilendirerek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Burada öyle bir şey yok. Siz yanlış anlamışsınız der. Bak organizmayı biraz geliştirdik, onu biraz geliştirdik, onu biraz geliştirdik. Biz demek istedik ki Allah yok. Bunlar zaman içerisinde biri diğerine bir şekilde dönmüş yani. Yağmur yağmış, hayvan zorlamış kendini, ötekini yapabilmeye çalışmış. Geliştire geliştire böyle olmuş.
Ama siz hem Allah var hem bize deyince yani sizin durumunuz biraz absürt. Çünkü Allah Azze ve Celle varsa zaten اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ O zaten en güzel şekilde yaratır. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında bunu biraz araba yapar gibi biz biraz daha iyileştirdik, biraz daha iyi. Madem ki yaratma gücü var, biz zaten bunu inkar ettik. Eğer yaratma gücü varsa o zaman her birini ayrı yaratır. Bunun için birini diğerine tebdil, tahvil edebilmek için araya şu kadar zaman veya şey koymaya gerek yok. Meselenin esprisini siz kaçırdığınız için kendiniz böyle bir şeylere yormuşsunuz. Derdi herhalde hayatta olsaydı.